Evet arkadaşlar, dersimize, videomuza kan dokuyla devam edeceğiz. Damarları bitirdik, damarların genel özelliklerini, görevlerini anlattık. Şimdi artık kan dokuyla dersimize devam edelim. O zaman başlığımız kan doku. Kan bir dokudur arkadaşlar. Nasıl bir dokudur? Hücreler arası maddesi fazla olan sıvısal bir dokudur. O zaman %55'lik kısmını plazma oluşturacak, yani hücreler arası madde oluşturacak. Peki %45'lik kısmı nelerden oluşacak? Kan hücrelerinden oluşacak. O zaman demek ki büyük çoğunlukta hücreler arası maddeden oluşuyor. %55'lik kısmını ne oluşturuyormuş gençler? Kan plazması. Peki %45'lik kısmını ne oluşturuyormuş? Hücreleri oluşturuyormuş. Arkadaşlar, kan plazması içerisinde neler bulunuyor? Bir bakalım. Plazmanın %90'ı ya da 92'si, bu değişkenlik gösterebiliyor, sudur. O zaman %90-92 oranında ne varmış? Su bulunuyormuş plazma içerisinde. Peki başka neler var? İyonlar var hocam. Hangi iyonlar? Kalsiyum, yani azot, kalsiyum, fosfor, değil mi? Efendim, bikarbonat, değil mi? Gibi iyonlar nerede bulunuyor? K, yine potasyum gibi iyonlar, kan dokunun plazmasında bulunan iyonlar. Bu iyonların önemli özellikleri var arkadaşlar. Bu iyonların önemli özelliği ve görevi kanın pH dengesinin kurulması ve ozmotik basıncın düzenlenmesinde görev almalarıdır. Demek ki kan plazmasındaki iyonlar neyi sağlıyormuş? Kanın ozmotik basıncını düzenliyor, pH dengesini koruyor. Peki iyonlar dışında neler var kan plazmasında, bir bakalım. Besin monomerleri var, değil mi? Glikoz var, amino asitler var, besin monomerleri var. Üre var, ürik asit var. Amonyak var, değil mi? NH3 var. Amonyak. Çözülmüş gazlar var plazmada. Çözülmüş gazlar ve plazmada ne var arkadaşlar? Hormonlar var. Peki, iyonlar kan pH'ını dengeliyor, ozmotik basıncını düzenliyor. Besin monomerleri zaten çözülmüş halde plazmada bulunuyor. Üre var, ürik asit var, amonyak var, çözülmüş gazlar var, hormonlar var. Bir de arkadaşlar, plazmada çok önemli, şuraya yazıyorum. Plazma kısmında plazma proteinleri var. Plazma proteinleri. Ortalama %7'lik kısmını, yani şöyle düşünün, %90'ını su oluşturursa %10'luk kısmının %7'sini plazma proteinleri oluşturur. %3'lük kısmı da burada yazdığımız maddeler oluşturur. Peki plazma proteinleri neler? Bir bakalım. Albumin, globulin, fibrinojen, protrombin ve antikorlar. Antikorlar. Arkadaşlar, albumin ve globulin, bir kere plazma proteinlerin çoğunu karaciğer üretir. Bu da önemli bir noktadır. Albumin ve globulin kanın ozmotik basıncı, protein ozmotik basıncından bahsetmişti. Basıncını ayarlar. Ozmo proteinlerdir. Peki yine karaciğer proteinleri olan fibrinojen ve protrombin pıhtılaşma ile ilgili proteinlerdir. Kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlayan proteinler, pıhtılaşma proteinleri. Kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlayan proteinler. Antikorlar ise savunma proteinleridir. Evet, savunma proteinleri. Buna immünoglobulinler de denir. İmmünoglobulinler olarak da bilinir.
Demek ki kan sıvısal bir doku, yani hücreler arası maddesi hücrelerden daha fazla olan bir doku. Peki %55'i plazma, %45'i kan hücrelerinden oluşacak. Plazma kısmına bir bakalım dedik. %90-92 oranında su vardır. İyonlar vardır, ozmotik basıncı ve pH'i ayarlar. Besin monomerleri vardır, üre, ürik asit, amonyak, çözülmüş gazlar, hormonlar ve çok önemli plazma proteinleri vardır dedik. Plazma proteinlerin çoğunu karaciğer oluşturur arkadaşlar. Albumin, globulin, kan ozmotik basıncını ayarlayan ozmoproteinler. Peki fibrinojen ve protrombin kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlayan pıhtılaşma proteinleridir. Antikorlar ise B lenfositler, plazma hücreleri tarafından oluşturulan immünoglobinler, yani savunma proteinlerimizdir. Arkadaşlar plazma ile ilgili sorular gelebilir. Şurada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi kan plazmasında bunu not olarak yazıyorum. Dediğim gibi sorularda karşınıza çıkar. Aman dikkatli bul. Dikkat edelim. Bu noktada ayık olalım. Peki kan plazmasında ne bulunmaz? Sindirim enzimleri bulunmaz. Ve ne bulunmaz arkadaşlar? Hemoglobin bulunmaz. Bakın hemoglobin al yuvar hücrelerinde bulunur. Hemoglobin demirli bir proteindir. Solunum gazlarının taşınmasına sorumlu bir proteindir. Bazı omurgasız hayvanlarda plazmada bulunabilir ama insanda ve tüm omurgalılarda, daha da genişletirsek, hemoglobin al yuvarlar içerisinde bulunur. O zaman kan plazmasında hemoglobin ve sindirim enzimleri bulunmaz diyoruz. Evet, sindirim enzimleri ve hemoglobin plazmada yoktur. Plazmada bulunmaz dedikten sonra hücrelerle ilgili konuşalım. Sanırım plazma ile ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Hücrelerimiz, bir de şunu da söyleyelim arkadaşlar. Plazmadan fibrinojeni ayırt edersek, ayıklarsak, çıkarırsak santrifüj tekniğiyle kanın serum kısmı dediğimiz kısmını oluştururuz. Plazmadan fibrinojenin çöktürülmesiyle oluşan yapıya ise, sıvıya ise kan serumu denir. Bunu da söyledikten sonra kan hücreleriyle devam edelim. Arkadaşlar kan hücreleri biliyorsunuz kan dokunun %45'ini oluşturuyor. İsimlerini hemen yazalım. Al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları, plateletler de denilebilir. Kan pulcukları, al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları. Al yuvarlara eritrositler, ak yuvarlara lökositler, kan pulcuklarına ise trombositler denir. Evet, al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları kanda bulunan kan hücreleri olarak tanımlanır. Arkadaşlar şimdi al yuvarları, ak yuvarları ve kan pulcuklarını tek tek ne yapalım? Açıklayalım. Tek tek özelliklerini söyleyelim. Bilinmesi gereken noktalarla dersimize devam edelim. İlk kan hücremiz al yuvarlar. Diğer adı neydi? Kırmızı kan hücreleridir al yuvarlar. Kırmızı kan hücreleri olan al yuvarlar kemik iliğinde üretilir. Embriyonik dönemde karaciğer dalak da üretir al yuvarları. Daha sonra kırmızı kemik iliği tarafından üretilir. Olgunlaşıp kana karışırken çekirdek ve organellerini ne yaparlar bunlar? Kaybederler. Hem kanda en fazla bulunan kan hücresidir, hem de ömür uzunluğu bakımından da en uzun ömürlü olan kan hücresi olarak tanımlanır. O zaman al yuvarlarla, yani eritrositlerle devam edelim. Evet. Ne dedik al yuvarlar için? Kırmızı kan hücreleridir. Peki arkadaşlar kemik iliğinde üretilir. Olgunlaşıp kana karışırken nelerini kaybederler? Çekirdek ve organellerini kaybederler. Çekirdek
ve organellerini kaybederler ve kana karışırlar. O zaman demek ki insanda olgun al yuvarların çekirdek ve organelleri yoktur. Peki ne içerir? Hemoglobin pigmenti taşır. Peki hemoglobin pigmenti nasıl bir pigment? Demirli bir proteindir. Aynı zamanda solunum pigmentidir. Peki görevi nedir? Solunum gazlarının taşınmasında görev alır. Yani ne demek bu? Dokulara oksijeni götürür. Dokularda oluşan karbondioksit de ne yapar? Dokulardan alarak akciğerlere taşır. Hemoglobin pigmenti taşırlar, al yuvarlar. Kırmızı renk verir kana. Kırmızı kan hücreleridir çünkü çekirdek ve organelleri yoktur. Kemik iliği de üretilir ama embriyonik dönemde karaciğer ve dalakta al yuvar üretiminde görev alır dedik. Hemoglobin pigmenti demirli bir pigmenttir. Daha önceki derslerimizde de söyledik bunları arkadaşlar. Al yuvarların işlevi nedir? Solunum gazlarının taşınmasında görev alır. Yani hücrelere oksijeni taşır, oksijenle kararsız bileşikler oluşturur. Hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijen al yuvarlarla taşınır. Hücrelerde oluşan karbondioksit de yine bir kısmını kendisine bağlar. Bir kısmında içerdiği karbonik anhidraz enzimi sayesinde plazmada bir karbonat iyonlarına dönüştürüp taşınmasını sağlar ki onu da solunum sistemine ayrıntılarını vereceğiz arkadaşlar. Al yuvarlar arkadaşlar üzerinde neler vardır? Antijen özellik gösteren proteinler vardır. Glikoprotein molekülleri kan gruplarının belirlenmesinde de görev alır mı? Elbette kan gruplarının belirlenmesini sağlar. Neler içerir çünkü? Antijenler içerir. Ne diyorduk biz? Kan grupları neye göre belirlenir? Al yuvar zarında bulunan antijenlere göre belirlenir. Eğer A antijenin varsa A kan grubu, B antijenin varsa B kan grubu, her ikisi de varsa AB, hiç yoksa sıfır kan grubuna ait bir birey olduğumu daha önce söylemiştik. Yani kan gruplarının belirlenmesinde al yuvar zarında bulunan antijenler rol oynar. Bir de RH antijeni vardı arkadaşlar. Bazı insanların al yuvar zarında RH antijeni varken buna RH pozitif denilirken bazı insanların al yuvar zarında RH antijeni bulunmaz. Buna da RH negatif denir. O zaman demek ki kan gruplarının belirlenmesinde de rol oynar al yuvarlar. Peki görevlerini netleştirdikten sonra hem sayıca hem de ömür uzunluğu bakımından en fazla ömür uzunluğuna sahip hücreler olduğunu söylemiştik. Sayısı neye bağlı olarak değişir? Yaşa bağlı olarak değişir. Cinsiyete bağlı olarak değişir. Bir de rakıma yani deniz seviyesinden yüksekliğe yani bulunduğu ortamdaki oksijenin kısmi basıncına bağlı olarak değişir. Yani canlı yaşadığı yüksekliğe göre değişir. Arkadaşlar yaşandıkça vücudumuzdaki anabolik tepkimler azalacağı için tabii ki al yuvar sayısı da buna bağlı olarak üretilen al yuvar sayısı da azalır. Erkeklerde al yuvar sayısı kadınlara göre biraz daha fazladır. Mesela al yuvarlar 1 milimetre küp kanda ortalama 4 ila 5 milyon kadardır. Erkekte al yuvar sayısının fazla olmasının sebebi testosteron hormonudur gençler. Testosteron hormonu böbrekleri etkiler. Böbreklerden eritropoyetin hormonunun salgılanmasını sağlar. Eritropoyetin de boşaltım sisteminden biliyoruz. Eritropoyetin de kemik iliği hücrelerini uyararak ne oluşturulması? Al yuvar üretiminin sağlanmasında görev alır. O yüzden al yuvar sayısı yaşa, cinsiyete ve canlının yaşadığı yüksekliğe göre değişir dedik. Yaşla cinsiyeti anlattık. Yükseklik yani rakım, yükseklere çıkıldıkça arkadaşlar oksijenin kısmi basıncı azalacak. Oksijenin kısmi basıncına azalmasına bağlı olarak da ne olacak? Al yuvar sayısı artacak vücudumuzda. Peki al yuvarlarla ilgili olarak şöyle bir bakalım. Nerede üretilir? Peki yaşlanmış al yuvar, ömür uzunluklarının ne olduğunu söyledik. Ömürleri 120 gündür dedik. Yaşlanan al yuvarlar karaciğerde Kupffer hücreleri tarafından Kupffer hücreleri ne yaparmış?
yaşlanmış al yuvarları parçalarmış. Peki gençler. Evet, yaşlanmış al yuvarları parçalarmış. Al yuvarlar pasif hareket ederler. Aktif hareketleri söz konusu değildir. Bir de al yuvarlar damar dışına çıkmaz diyoruz. Pasif hareket ederler. Damar dışına çıkmaz. Yani doku sıvısına geçebilir mi al yuvarlar? Hayır, geçemez. Damar dışına çıkamaz. Evet. Peki al yuvarlar doku sıvısına geçemiyor. Pasif hareket ediyor. Damar dışına çıkamıyor. Oksijenin ve karbondioksit taşınmasına, solunum gazlarının taşıması, kan gruplarının belirlenmesine görevli özel kan hücreleri, al yuvar sayılarıyla ilgili de ne yaptık? Konuştuk. Eğer al yuvar sayısı işte 1 milimetre küp kanda 4-5 milyon ortalamadır dedik. Eğer normalin altındaysa anemi dediğimiz durum görülür. Kansızlık görülür. Doku ve hücrelere yeterli oksijen gidemediği için organlar ne olur? İşlevlerini daha az yapar hale gelirler. Organların işlevlerinde problemler ortaya çıkar ve bu da bir sürü fonksiyon bozukluğu ve hastalıklara neden olur diyeceğiz. Al yuvarlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlarla sınırlıdır. Sanırım yeterlidir al yuvarlarla ilgili, eritrositlerle ilgili söyleyeceklerimiz. Peki en fazla olan kan hücreleriydi kanda al yuvarlar. Ömür uzunlukları da en fazla olan hücrelerdi aynı zamanda. Şimdi vücudun savaşan askerleri olan nelerden bahsedelim gençler? Vücudun savunulmasında görevli olan ak yuvarlardan bahsedelim. Yani lökositlerden bahsedelim. Ak yuvarlar. Diğer adı neydi? Lökositler. Arkadaşlar ak yuvarlar vücudumuzun savaşan askerleridir. Yani vücudun savunulmasında görevlidir. Vücudun savunulması. Yani bağışıklık sisteminde zaten ak yuvar çeşitlerini ve o ak yuvar çeşitlerinin hangi silahlarla nasıl vücudu savunduğuyla ilgili zaten konuşacağız. Vücudun savunulmasında görev alır. Yani bağışıklığı mı oluşturur? Demek ki biz hastalık yapıcı etmene karşı nelerimizle tepki göstereceğiz? Ak yuvar hücrelerimizle, yani beyaz kan hücrelerimizle tepki göstereceğiz. Evet, bağışıklıkta görevli önemli neler bunlar? Hücrelerimiz. Diğer adı beyaz kan hücreleridir. Arkadaşlar çekirdek ve organelleri vardır. Değil mi? Çekirdek ve organelleri vardır. 1 milimetre küp kanda 5 ila 10 bin arasında bulunur. Ama eğer hastalık yapıcı etmen vücudumuza çoğalmaya başlamışsa, yani enfeksiyon varsa, ak yuvarlar ne yapar? Bölünerek sayılarını çoğaltır. Bunlar da kırmızı kemik iliğinde oluşur. Bazı türleri sarı kemik iliğinde üretilir. Efendim, lenf düğümleri dediğimiz düğümlerde üretilir. Ama dediğim gibi, yani enfeksiyon sırasında bölünerek sayılarını çoğaltır ak yuvarlar. Şimdi ak yuvarların şöyle çeşitlerinden de bahsedelim. Bağışıklık sisteminde ayrıntılı olarak konuşacağız. Arkadaşlar ak yuvarlar vücudumuzu nasıl savunur? Hocam fagositoz yapma yeteneğine sahip olanlar var. Yani mikropları ne yaparlar? Hücre için alırlar. Lizozom enzimleri fazladır bunların bazılarının. Şimdi söyleyeceğiz. Lizozom enzimleri sayesinde mikropları ne yaparlar? Yok ederler. Peki bazıları ise nasıl savaşır? Bazı kimyasallar üretir ve o kimyasallarla vücudumuzu hastalık yapıcı etmenlere karşı korur. Yani mikroorganizmaların ölmesine sebep olur. Bazıları ise antikor dediğimiz savunma proteinleri oluştururlar ve bu şekilde vücudu savunulmasını gerçekleştirirler. Şimdi biz ak yuvarları granüllü ve granülsüz diye ayıracağız. Granül demek tanecik demek, o tanecikler içerisinde özel kimyasallar var arkadaşlar. Granüllü ak yuvarları ise 3'e ayıracağız. Nötrofiller, bazofiller ve ozonofiller. Peki granülsüz yani taneciksiz olanları ise lenfosit ve
monositler diye ayıracağız. İki çeşit. Arkadaşlar, nötrofiller fagositik hücrelerdir. Fagositoz yaparak mikropları yer, yutar, değil mi? Peki, bazofiller heparin ve histamin adı verilen iki tane madde üretir, sitokin üretir. Arkadaşlar, heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen bir proteindir. Histamin ise kılcal damar geçirgenliğini arttıran bir maddedir. Heparin ve histamin. Hem bağ dokunulmaz hücreleri tarafından da üretilir hem de bazofiller tarafından da üretilir. Heparin, tekrar ediyorum, kanın damar içinde pıhtılaşmasını engeller. Histamin ise kılcal damar geçirgenliğini arttırır. Peki ezonofiller ise parazitik ve alerjik reaksiyonlarda sayıları artar. Parazit enfeksiyonlar ve alerjik reaksiyonlarda solunum yollarının tıkanmasını engelliyor. Parazit ve alerjik reaksiyonlarda görevlidir diyeceğiz. Görevli aküvar hücrelerimizdir. Arkadaşlar, granülsüz olanlarda lenfositler için T ve B lenfosit diyeceğiz. T lenfositler kırmızı kemik iliğinde üretilir, kemik iliği tarafından. Ondan sonra timüs bezinde olgunlaşır. B lenfositler ise kemik iliğinde üretilir, kemik iliğinde olgunlaşır. Bunlar vücudumuzun özel, spesifik bağışıklığını sağlayan, özgül bağışıklığını sağlayan önemli nelerdir? Aküvar hücreleridir. T lenfositler hücresel bağışıklığımızı sağlar. B lenfositler ise plazma hücrelerine dönüşür ve sıvısal, yani humoral bağışıklığımızı sağlar. Sıvısal bağışıklık, B lenfosit, hücresel bağışıklık, bağışıklık sisteminde yine tekrar edeceğiz, ayrıntılandıracağız. Hücresel bağışıklıktan sorumludur. Monositler en büyük aküvar hücreleridir arkadaşlar. Fagositoz yaparlar. Fagositoz yaparlar. Peki, kandan doku hücrelerine geçip büyük makrofaj hücrelerine dönüşür. Kan damarlarından çıkarak doku hücreleri arasında makrofaj adı verilen hücrelere dönüşür. Yani bunlar da doku hücrelerinde kanserleşen, işte orada hastalık yapıcı diğer etmenleri fagositoz yaparak vücudun savunulmasını sağlarlar. Peki arkadaşlar, kan pulcuklarıyla devam edelim. Kan pulcuklarının da çekirdekleri yoktur. Kemik iliğindeki megakaryosit adı verilen büyük hücrelerden kopan parçalardır aslında. Tam bir hücresel yapı da göstermez. Hemen yazalım. Trombositler ya da kan pulcukları. Ortalama 1 mm3 kanda 300 ila 400 bin kadardır. Hemen yazıyoruz. Kemik iliğindeki büyük hücreler, megakaryosit hücrelerdir. Kopan parçalardır. Onlardan oluşur. Dediğim gibi 300 ila 400 bin kadar 1 mm küp kanda kan pulcukları, trombositler bulunur. Kanın damar dışında yaralanma, zedelenme noktalarında, damar dışında neyini sağlar? Pıhtılaşmasını sağlar. Peki, hocam, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Kesilen, yaralanan damarda kan oksijenle temas haline geçince, yani oksijenle temas edince kan pulcukları parçalanır ve kan pulcukları içerisindeki pıhtılaşma faktörü, tromboplastin adını verdiğimiz pıhtılaşma faktörü ortama verilir. Şimdi kanın pıhtılaşma mekanizmasından bahsedeceğiz. Demek ki pıhtılaşmayı sağlıyor kan pulcukları. Neleri yok? Çekirdeklerin olmadığını da söyledik. Şimdi pıhtılaşma mekanizması hemen çok hızlı bir şekilde pıhtılaşmadan da bahsedelim. Pıhtılaşmada neler görev alıyor arkadaşlar? Evet, yazdı. Kan pulcukları, yani trombositler. Pıhtılaşma proteinlerimiz vardı. Fibrinojen, protrombin. Aynı zamanda K vitamini ve kalsiyum da, yine kalsiyum rol oynar, görev alır diyelim.
Şimdi zedelenen damar, yırtılan damar. Evet. Trombositler oksijenle ne oldu? Karşılaştı ve parçalandı. Trombositler yaralanan, zedelenen damarda aslında ilk anda çok damar kesik değilse, yani çok fazla zarar görülmemişse bir trombositik acı oluşuyor. Zaten bütün trombositler birbirini çekiyor. Bir yapışkan madde oluşturuyor ve kandaki trombositler oraya ne oluyor? Gönderiliyor. Trombositlerden demek ki ne salgılanıyor? Tromboplastin adı verilen pıhtılaşma faktörü. Peki bu tromboplastin kandaki protrombini neye dönüştürecek? Trombine dönüştürecek. Yani aktifleştirecek. Aktif hale getirecek. Peki aktif trombin ne yapacak? Fibrinojeni neye dönüştürecek arkadaşlar? Fibrine, yani pıhtıya dönüştürecek. Pıhtı da o damarın tıkanmasına, kanın akışının durmasına neden olacak. Evet. Kanın pıhtılaşma mekanizmasında rol oynayan yapılar trombositler, fibrinojen, protrombin, K vitamini ve kalsiyumun burada görev aldığını söyledik. Trombositlerden pıhtılaşma faktörü salgılanıyor. O protrombini aktif trombine dönüştürüyor. Fibrinojen protein de protrombin sayesinde fibrine, yani pıhtıya dönüşüyor arkadaşlar. Evet sevgili gençler, bizler bu videomuzda damarlar ve kan dokudan bahsettik. Ve böylece insanda kan dolaşımını tamamlamış olduk. Bundan sonraki videomuzda lenf dolaşımıyla sizlerle tekrar birlikte olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.